SGKSSK, Bağkurlu'ya %70 intibak artı %35 ek zam tablosu netleşti. 7500, 8000, 9000 TL alan emekliye 5 haneli maaş. Temmuz 2023 zam oranları belli oldu. 12204 TL çıplak maaş, 15P, refah payı. Asgari ücretin %34 artışından sonra gözler memur ve emekli maaşlarına çevrildi. Temmuz'un 5'inde açıklanacak olan enflasyon oranı zam yüzdesini belirleyecek. Yeni maaşlar için sayılı günler kalırken hesaplamalar yapılmaya devam ediliyor. Yapılacak 10 ila 15 puanlık bir refah payı artışı ile toplam zam oranının %30 ila 35'i bulması bekleniyor. Peki, Temmuz'da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Memur maaşları kaç TL zamlanacak? İşte en yeni hesaplamayla maaş tablosu. 2023 yılında asgari ücret, %34 oranında bir artışla 11.402 TL'ye yükseltildi. Bu zam, memurlar ve emekliler için gelecek zam oranlarını merak konusu haline getirdi. SSK ve Bağkur emeklilerinin Temmuz zammı için son aşamaya gelinirken, Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi, ilk 6 aylık enflasyon verilerini açıkladı. Emeklilerin ne kadar zam alacakları ve EYT'lilerin bu zamdan faydalanıp faydalanamayacakları da merak ediliyor. Tüm bu konularla ilgili detaylar haberimizde. Asgari ücretin %34 artmasından sonra gözler emekli ve memur maaşlarına çevrildi. Temmuz'un 5'inde açıklanacak olan enflasyon zam oranını belirleyecek. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücrete ara zam oranı belli oldu. Şimdi gözler Temmuz ayında yapılacak emekli ve memur zamlarına çevrildi. Emeklilerin ve memurların zam oranlarını enflasyon belirliyor. Ancak bir süredir enflasyon dışında emeklilere ve memurlara refah payı da veriliyor. SSK ve Bağkur emeklileri. Bu yıl 5 aylık enflasyon %15,26 çıktı, 6 aylık enflasyon ise Temmuz'un 5'inde açıklanacak. Bu rakamın da %20 civarında olması bekleniyor. Yapılacak 10 ila 15 puanlık bir refah payı artışı ile toplam zam oranının %30 ila 35'i bulması bekleniyor.